Herkese merhaba ve Enter the Gungeon'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz. Öncelikle normalde bu seriyi bitirmeye ya da yerine başka bir seri e, çekme gibi bir planım vardı. Fakat e, yani seriyi düşündüğünden çok daha fazla isteyen ve destekleyen oldu yorumlarda falan gördüm ben de. Dolayısıyla bir süre daha devam etmeye karar verdim buna. Enteresan bir şekilde ve devam ediyoruz. Yine Mahogany'i alacağım. Geçen bölüm iyi olduğunu hatırlıyorum. Eee Burayı tamir etmiştik zaten. Bundan sonraki katı tamir edeceğiz. Şimdiki amacımız bundan sonraki katın asansörünü tamir etmek. Ki e, yorumlarda bana yardımcı olmuşsunuz. Ben e, yorumlarda sizin yazdığınızın bu varillerden çıktığını hatırlıyordum. Bana yazdığınız şeylerde. Fakat anlaşılan ya yanlış hatırlamışım ya benim okuduğum yorum direkt yanlıştı. İkisinden biri. Kesin emin değilim. E, normalde sandıkları kırınca çıkan bir itemmiş o. Yani onu öğrendim bölüm arası. Bu da demek oluyor ki bundan aşağı kata gelince gördüğümüz sandıkları e, kıracağız içini açmadan ve o katın asansörünü açacağız ki o kattan başlarsak bir dahaki bölümlerde işler çok daha ilginç olacaktır muhtemelen. Tamam. Ee, ayrıca e, şu şu an kanalda yeterince seri yok benim istediğim kadar açıkçası ee, beni mutlu olacağım kadar ki e, ee, pek normal oyun videosu dışında farklı şey çekme şansım da olmadı yakın zamanda. E, ee, onlar ayarlayacağım planlarım var. Bunlar niye hala olmadı? Çünkü genel olarak e, okul dönemi başı ve sonunda öyle çok uzun uğraş alacak videolar çekme fırsatım olamayabiliyor. Gerek bir yere gitmem veya birisinin gelmesinden gerek e, ders seçimleri, e, ders verme alma gibi uğraşlardan ötürü. Muhtemelen bu ay sonunda halletmiş olacağım, halletmem gereken her şeyi. Bütün ders programımı seçtiğim, seçemediğim dersleri falan filan. Ee, ve ondan sonra her şey düzene oturacaktır. Fakat dediğim gibi dönem başları ve dönem sonları benim için birazcık sıkıntılı. Çünkü dönem sonları da finaller oluyor ki onlarla da uğraşmak gerekiyor biliyorsunuz. Biraz. Yani durumlar o şekilde. Bugün biraz daha dikkatli ve iyi oynuyorum. Çünkü e, 3 saatten fazla uyudum bugün. Yaşasın. <laughs> e, o yüzden mermileri daha iyi bir şekilde dojlayabiliyorum. Yani bu bölümde biraz daha iyi gitme şansımız var. Eski yakıyasla. Yani. Şimdi ilginç bir şey şurada ünlem işaretli bir yer var. Burası zaten muhtemelen az şeyde... Düştüğümüz yer galiba. Önceden öyle önemli görünüyor muydu hatırlamıyorum ama. Orası olduğuna neredeyse eminim. Ha. Ha şu oyun. Tamam. Tamam varım. Pekala. 35 paraya hedefleri kıracağız. Kaç tane kırdığımıza göre para kazanacağız. Ee, ama paramız yok. Eğer yeterince paramız birikirse bunu oynayacağım bu oyunu. İlginç olabilir. Tamam. Ayrıca aşağı katlardan başlamak roguelike oyunlara pek e, uygun bir şey değil diyenler olmuş. Ve ayrıca güzel kafa attım ona. Konuşurken kötü oynuyorum. Ee, yani haklısınız aslında. Hani roguelike dediğin her oyuna başladığında baştan başlamaktır. O yüzden pek böyle ileriden başlamak çok mantıklı gelmiyor mantık olarak. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani e, bu oyun diğer oynadığımız roguelike oyunlara göre e, çok daha az rastgele olmuş bir şey. Yani mesela bir Binding of Isaac gibi bir oyunda aşağıdan başlamak ve bunda aşağıdan başlamak çok çok daha farklı. Çünkü bunda açıkçası o kadar büyük ne bulduğumuz eşya ve silahlarda ne e, savaştığımız şeylerde çok fazla bir değişiklik olmuyor. O yüzden baştan başlamak sadece oyunda para kazanmak için mantıklı ki şu anda asıl amacım o değil. Onun dışında en azından bu oyunda çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Yani. Biraz daha sıra dışı bir oyun o bakımdan bakacaksak. Belki. <laughs> tamam. Bu pembe. Pembe olan ne yapıyordu? Dört tane baloncuk bırakıyormuş anlaşılan. Çok önemli değil. <laughs> Etrafımızda şu anda bir tane şu glass şeyinden dönüyor. O bizim bir adet mermi engellememizi sağlayacaktır. Hasar alınca gidiyordu ama galiba. Değil mi? Normal yaratıklarda bu silahı kullanacağım dediğim gibi ee, çünkü güzel yakışıklı bir silah. Bam ve bam. Ki şey de var e, hani özellikle son zamanlarda eskiden insanların pek o konuda şikayet olmazdı da son zamanlarda videolar arkasında müzik koy diyenler var. Ben genel olarak çok hoşuma giden bir şey değil benim ama yani. O telif hakkı sorunu olmayacak. Rastgele bir şeyler bulup koyabilirim. O benim için işimi zorlaştıracak veya daha uzun uğraşmamı sağlayacak bir şey de değil aynı zamanda yani. Yapması inanılmaz kolay ve basit bir şey. O yüzden isteyip istemediğinizi de belirtin. Bence çok havalı bir şey değil ama. Intro kullanmayacağım ama onu istemeyin. <laughs> Hani e, introyu ciddi anlamda isteyen ve böyle yapmak zorundasın, niye yapmıyorsun falan diye sinirlenen insanlar var. Sen niye izlediğin her videoda hayatının 20-30 saniyesinin boşa gitmesini istiyorsun? Yani bana mantıksız geliyor çünkü. Her videoda aynı intro, müzikli, animasyonlu. Bir kere gördükten sonra bir daha görmenin hiçbir anlamı yok. Zaman kaybı sadece. Ben öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Öyle olduğunu düşündüğüm için kendi yaptığım şeylere katmıyorum mantıksız olarak. Ama bilmiyorum. Çok introlardan zevk alan insanlar var gibi zevke gelenler. Onlar da enteresan insanlar. Bam, o da öldü. Ee, şimdi buranın tamamını dolaşmama gerek yok. Asıl bir alt kata indiğimiz zaman e, neredeyse bölgenin tamamına bakıp kendimize e, bolca sandık bulmamız gerekiyor. Çünkü amacımız o. Sandık bulup sandıklardan o malzemeleri toplayıp e, asansörü açabilmek düzgün bir şekilde. Yani bu katta çok fazla zaman kaybetmeme gerek yok aslında ama ha bunu farklı bir e, pompalı tüfekli yaratık türü olduğunu görmedim. Bu hızlı mermi atan türüyle aynı yaratığın. Benim hatam. Mermiyi şimdi almazsam çalınacak fare tarafından. O yüzden şimdiden aldık. Bam. 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 Peki. Bakalım ee, bir türlü boss'u bulamadım ya. Oo yeni yaratık. Yeni değil artık kaç kere gördük ama benim gözümde yeni. İki tane var yoksa kendim kopyaladı? Ee, kendi kopyalamış. Ve şimdi de öldü. <laughs> O yaratma iki tane olmaz herhalde bir bölümde ya. Çok kafa karıştırıcı olur. Uuu sniper. Ha. Biz sniper geçen bölümlerin birinde açmamış mıydık? Daha yeni satın almıştık galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Güzel bir deneyelim bakalım. Nasılmış? Ee, burası herhangi bir aksiyon olan bir bölüm değil. Tamam. Yine bütün bölümü bitireceğiz anlaşılan. Bam. Ama tek atmadı olmaz ki. Sniper dediğin her şeyi tek atması lazım. Yani neredeyse. İçinden geçiyor mu? Yok birden fazla yaratığa vuruyor ama vurunca çok e, güçlü bir vuruş olmuyor anlaşılan. Bakmadığım hiçbir yer kalmadı galiba marketten geçmek zorundayım şu an. E, marketten geçerken can alacağım. Normalde direkt aşağı tarafta kumara yatırmak istiyordum paramızı ama şu anda hayatta kalmak daha önemli benim için. Tamam. Belki bir dahaki sefere. Ee, Sniper'la boss'a ne kadar hasar vuracağımdan emin değilim. Ama şimdiki şimdikine de bu silah kullanacağım. Sniper'ı boss'a saklayacağım. Çünkü başka pek bir seçeneğim yok açıkçası. Diğer açtığımız sandıktan silah çıkmadı. Çöp bir özellik çıktı sadece item. Bazen belki mermi engelliyor canı isterse. Belki. Ve böyle yavaş bir silahla bunları öldürmekte eziyet şu. Alev topu kayaları. Ha bir tane daha anahtar. Eğer bir tane daha sandık bulabilirsem benim için muhteşem olacak. <laughs> tamam. Aa, boss ve keşfetmediğim hiçbir yer kalmadı bu katta. Yani. Evet. Aslında bu kattaki bazı sandıkları da mı kırsaydım? Bir katta üç tane sandık çıkmayabilir. O hiç aklıma gelmedi. Şu anda sırf onun için açamayabilirim orayı. Ee, neyse. Artık e, şansımıza güveneceğiz. Yapacak bir şey yok. Yine tank. Benim <laughs> e, korkulu rüyam. Benim her zaman yenilmemi sağlayan boss. Selam. Ee, sniper nasıl hasar vuruyor buna? Fena değil gibi. Fakat direkt mermisi ee, boss'u öldürene kadar yetmez gibi de geliyor. Açıkçası. Özellikle bu şekilde ıskalamaya devam edersem. Aşağıdan ne öyle ateş ediyor ya bana. Önceden buraya mermi mi bırakmıştı o patlıyordu. Bir şey bayağı ateş ediyordu aşağıdan bana. Şunlara da tek atamıyor ya. Hop. Yanarak canım gitsin istemiyorum. Tamam. Güzel. Aa hasar aldım. Ama hasar almaktan daha büyük sorunlarım var. Mesela ölmemek. Değil mi? İkisi birbirinden çok farklı şeyler, farklı seviyede şeyler ama Asıl önemli olan ölmemem. Şimdi iyi gidiyorum tamam. Eee bombam yokmuş bomba kullanmayı denedim. İkinci bombamı ben nerede kullandım yoksa en baştan beri bir tane mi bombam vardı? Oyun başında iki tane bomba verilmiyor mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben niye öyle bir şey yanlış hatırlarım? Bu bostan nefret ediyorum. Sen niye varsın? Sadece boss ve ben olmalıyız. Boss fight dediğin. <laughs> Hayır. Tamam, tamam. Ucu ucuna yendik. İyi ki can almışız marketten. Eee, tamam. Hey, köpeğimiz de bize can çıkarttı. Bir full can. iki tane küçük can buradan aldık. Bir de üstüne kalkan aldık. Yeni silah da aldık. Yani... o, bayağı iyi bir pompalı tüfek. Şu anda durumum iyi. Ee, marketten farklı bir şey alabiliyor muyum diye bakacağım. Alamıyorsam direkt aşağı ineceğiz. Ee, 19 parayla hiçbir şey alamam gibi geliyor ama... Evet, hiçbir şey alamayız. Tamam. Aşağı iniyoruz o zaman. Ee, bu katta çünkü zaten bakmadığım hiçbir yer kalmadı. Fakat bir katta 3 tane onlardan olamayacağını aklıma getiremedim maalesef. O yüzden bu defa açamayabiliriz o diğer asansörü. dördüncü kat asansörünü. Elimizden geleni yapacağız ama. Bakalım. Buranın tamamını keşfetmeye çalışacağım. Şu anda amacım oyunu bitirmek veya ilerlemek değil. Buranın asansörünü tamir etmek. Yani o yüzden... Ee, Boss'u bulsak da girmeyeceğiz. Bölgenin tamamını keşfetmeye çalışacağız ki burası oyunun en zor katlarından biri. O yüzden ne kadar keşfedebileceğiz emin değilim. Ama elimden geleni yapacağım. Hoppa. Tamam. En azından e, oyun başında verilen dandik silahlarla uğraşmama gerek yok. Bayağı bir silah bulduk bu defa 3. kattan başladığımız halde. Yani, seçeneklerim var. Ee, sniper var, mermisi çok olmasa da. Şu anda kullandığım silah var, daha 292 mermisi var. Bir de yeni bulduğumuz shotgun var. Hepsi bayağı kullanılabilecek güzel silahlar bunların. Tamam. Ki buradaki markete de uğrayabiliriz. Bu katta eğer market varsa hatırlamıyorum var mıydı yok muydu tam. Eğer daha fazla bir şeylere ihtiyacımız olursa diye. Bam. 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 Tamam. Bir şeyin arkasında saklanmak çok yarar olur şu anda bana. Çünkü o Eee siyah arkadaşı elinde orak tutan öldüremiyorum direkt. Bütün yaratıklar ölünce gidiyor. Ve bana durmadan saldırmaya ve eğer önüme geçerse yaratıklara giden mermileri engellemeye devam ediyor. Yani. Evet bir tane çıktı. Evet. Eee Üç tane bulabilecek miyiz bunlardan? Bu katta umarım üç tane vardır. Yoksa sırf benim aptallığım yüzünden kaçırmış olacağız. Bana ne çarptı orada görmedim. Neyse önemli değil zaten kalkanımız vardı. Canım gitmedi. Sıkıntı yok. Bam. ve ee, de bam. Ölü. Şuraya bakacağız. Peki. Ve daha fazla iskelet. <laughs> Aa, tamam. Daha fazla şey geliyor. Daha da fazla iskelet. En sevdiğim. Bu yaratıkları iyi ya. Hiçbir sıkıntıları yok. Mis gibiler. <laughs> Böyle beklenmedik bir şey yapmıyorlar. Belli nasıl attıkları. Her şeyi belirgin. Ve sandıkla oda sandım bir an. Karanlık halinden. Onu nasıl dojlayamıyorum ben. Tam da oyun başında dedim hani. Bugün normale kıyasla daha az uykusuzum. <laughs> Oynuyorum diye, merse değilmiş. Merse hala eskisi kadar kötüymüşüm. Ne büyük sürpriz. Hmm, çok şaşırtıcı. Tamam. Bam. Ve sola bakalım. Yani önümde bir şey belirir gibi oldu. Ee, bunu kullanmak istiyor muyum Evet. Uh, deal with the devil. Ne? Bana ne verdi o? Ne verdiğini bilmiyorum. Bana ne verdiğini veya ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> hiçbir fikrim yok. Ee, daha güçlü yaratıklar falan mı gelecek? <laughs> Çünkü bana herhangi bir item vermemiş ne pasif ne aktif. Ne tabanca. Orada eğilmem ne işe yaradı hiçbir fikrim yok. Etrafım sarıldı. Her tarafta bu küçüklerden var. Hayır. Şu arkadaş halledebilirsek. Lütfen nişan aldığım yere at mermileri. Hah. Uuu mermi şey çıkmış. Nerede? Köpek bulmuş. Köpek çok iyi bir şey ya. Ha, Mermilerimi doldurmuş o. Ha. Peki mermilerimi doldurması karşılığında ne verdim ben? Canım azalmadı sanırım. Galiba sadece yaratıkları güçlendirdim. Öyle bir şey vardı çünkü tahminimce. Evet bunu sonraya saklayamam. Çünkü eğer sonraya saklarsak direkt bir yaratık gelip çalıyor mermiyi yerden. Mermilerde öyle bir sıkıntımız var cana kıyasla. O yüzden direkt şimdi kullanacağım. Çalınmasındansa 5-10 mermi fazladan versin. Ki mermi dolduran şeyi hemen aldıktan sonra bize mermi şeyi çıkarması da köpeğin komik oldu. Bizim için. O buz kütlelerini öldürmemiz şart değildi diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Evet değil. Tamam, marketçi dayı bize neler sulaabilirsin. Burada bir silah var, drill. 9.999 para satıyor. Azıcık kazık sanki dayıya. <laughs> Yavaş. Market varmış yani bu katta. İyi, ihtiyacımız olursa marketten kalkan can falan vardı herhalde. Dikkat etmedim o tarafa. Dönüp alabilirim. Şu anda bir şey almayacağım çünkü hala gidene kadar gerek köpekten gerek oda ödüllerinden can falan çıkabilir. Boşa harcamayayım. Bam. Bam. Sadece bir tane sandık bulabildim ya. Keşke bir alt kattan biriktirseydim. Çok üzüldüm şu an. Niye aklıma gelmedi? Mümkün değil şu anda bölümün bu kadarını keşfettikten sonra üçüncü sandığı bulmamız. İnanmıyorum ben şahsen bulabileceğimize yuh. <laughs> Kırmızı slime. İyi ki geriye iten bir silahım vardı orada. Nefret ediyorum bu büyücü çeşidinden. Şu mermimizi alıp bize atan. Bir de o kadar seri bir şekilde yapıyor ki. Hah öl. Bomba çıktı iyidir. Ee, resmen can çıkmasıyla aynı şey. Hatta bazı durumlarda daha iyi bomba. Eğer zamanlamasını iyi yaparsanız tabii ki. Bam. Ee, bam. Bam ölü. Pekala. Evet. Artık muhtemelen 3 sandık umudumuz yok. Direkt bitti. Umudumuzu yitirdik. Belki buradan çıkar. Hayır. Büyük bölüm. Tamam. Hop dikkat. Şu arkadaşlar da ilk kattan son kata kadar her yerde var neredeyse bu <laughs> küp olan şeyler. O böyle daha büyük yaratıklardan bir o var galiba. Direkt tamamen ilk kattan bu kata devamlı tamamen aynı şekilde gelen herhangi bir gelişme olmadan. Değil mi? Evet burası bir sandık odası. Ee, bunu da kıracağım belki ileride bir tane daha sandık odası buluruz diye. Ya da bunu direkt ellemeyeceğim. Eğer üçüncü sandığı bulamazsak. Bunu açarız çünkü bu büyük. İçinden çok iyi çıkacak bir şey sandık. Benim oyunda ilerlemem konusunda çok yardımcı olabilir. Ama e, eğer 3. sandığı bulursak onu kıracağım. Direkt bu katın asansörünü açmak daha önemli benim ilerlememden şu anda. Ve bulamadık çünkü başka yok. Geçen kattan almam lazımdı. Benim hatam evet tamamen benim hatam kesinlikle. Ve bu konuda yapabileceğim artık hiçbir şey yok. Yani e, açıyoruz bunu. Yapacak bir şey yok. Ve maksimum canımızı artırıp bize can verdi. Her zaman hoş bir şeydir o da. Kalkan veya can alacağız ne varsa ikisinden biri oluyor mutlaka. Ee, onun dışında param var fakat parayı mantıklı kullanabileceğim bir şey yok. Ee, evet. Yani direkt bosta gidiyoruz. Bosta pompalıyı kullanabileceğim bir şeyim bilmiyorum. Pompalıyı kullanamazsam direkt sniper kullanacağım. Bunlar, bunlar çok kötü. Bu boss'u oyun oynadığım süre boyunca bir kere yenememiş olabilirim, yanlış hatırlamıyorsam. Hani şu duvarda hep zorlanıyorum demiştim, fakat o duvarı canım çok bir şekilde gittiğim zaman yendim geçmişte. Fakat bunları hiç yenmedim galiba. Gerçi oyunu çok fazla da oynamadım ve bunlara da çok fazla kez gelmedim ama e, tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmediğim bosslardan bu. Ve, e, 4 barı ve 4 farklı cambarı ve 4 farklı yaratık olduğu için bosta çok daha karışık alışık olduklarımızdan. Yani en azından benimkilerden. Siz neye alışıksınız bilmiyorum. E, daha farklı saldırma şekilleri. 4 tane olunca dayılar, amcalar. Şu anda kime vurduğumun bir önemi yok. Ben sadece e, mermileri e, yememeye odaklanarak... Saldırabildiğim kadar saldıracağım. Hop. Şimdilik çok iyi gittim ya. Hayret. Hep böyle dedikten sonra hasar alırım ama. <laughs> Derdemez hasar aldım. Harikayım ya. Tamam, daha, daha bol bol canım var. Sadece çok iyi gittim veya çok iyiyim dememem lazım. Ego demek ölüm demek. Tamam. Bam. Bam. Şunların arasından. Bunların arasından. Bir kere de aynı hareket. Burada pompalıya geçebilirim aslında. Uf. İstemiyorum o saldırınızı yeter artık. Beni eziyorlar. Takip etmeyin. Ayıp. <laughs> ah Hayır. Bir tane kalınca zorlaşıyor muydu? Ne oluyordu bunlara? Evet, azaldıkça zorlaşıyorlar. Klasik çoklu boss mantığı. Evet. Şimdi bu arkadaş dünyaların yok edicisi oldu. Bir bakıma, belki de o kadar değil. Bu defa bir tane daha fazladan ateş edeyim dedim ve... Uf, uh! Vay be! <laughs> Yendik. Eee düşündüğümden çok daha fazla hasar aldım. Hani baştaki gibi oynamaya devam etsem. Uh! Mustafa bayağı gibi. Animasyon ve sesini sevdim en azından. Harika. Ve... Beşinci kat. Evet bu defa ilerledik bayağı ha. Yani baştan aklıma gelseydi bir katta 3 tane sandık olmadığı. Buraya 4. E, katın asansörünü de açmıştık. Hem 5. kata ilerleyip hem 4. katın asansörünü açmıştık muhtemelen. Çünkü hani ben kutudan çıkan şeyi de pek kullanmadım. Ucan. harika. Mükemmel. Ee, bu silah çok iyi ya. Hani Şimdi kullanınca biraz daha anladım. Çünkü direkt tam böyle baktığım noktaya vuruyor. Hiç sağa sola doğru hafiften şey böyle yalpalanma yok silahta. Falso alma olayı. Ve hasarı da iyi. Mükemmel bir şey. Şimdiye kadar neredeydim be silah. Ha. Oyunu mu bitiriyoruz acaba bu bölüm? Belki belki. Sanmıyorum ama. Çünkü bu bölümlerde neler olduğunu hatırlamıyorum. En alt katlarda hiç. Mesela böyle bir şey olduğunu direkt unutmuşum ben. Biraz önce kalkanımı da kaybettim. Böyle bir çekiç olduğunu. Ama burası çok sıkışık bir bölge. Öf! Neden? Öl. <laughs> Kaçabileceğim bir yer yok takla atacağım. çok sıkışıktı bölge Hayır, tam bitiriyoruz dedim bir sürü hasar aldım ondan sonra hemen bir sonraki oyun Bunlar ne yapıyordu? Şimdi bu bir vuruşta bir canımı götürecek o yüzden Bu arkadaşlar e, korkunç Kırmızı olanlar ve benim gittiğim yöne doğru ateş etti o bana doğru değil Bu ondan daha da çok korkmamın nedeni oluyor Ölmedi mi o hala? Tamam ölmüş. Bam bam bam. Benim gibi elinde tabanca tutan ve takla açabilen dayılar. Güzel. Zaten her oyunda öyle olur ya hani. Oyunda ilerleyince mesela kendi karakterinize benzer bir şeyle savaşırsınız atıyorum. Oyunun başlarında normal böyle büyük yaratıklarla falan savaşıyorsanız asıl zor olan şey sizin yapabildiklerinizi yapabilen bir yaratık olur. O mantıkla. Tamam şu oraklı arkadaş için direkt bir Sper arkasından durup etraftaki şeyleri ateş edeceğiz. Uzun menzilli ve iyi bir silahla. Yani bu durumda bu. Tamam. Ee, tamam. Burada Şu kırmızı arkadaş bize direkt tek atar o yüzden dikkatli olmam lazım. Onun mermilerine ve ilk onu öldürmem lazım. Süper. O benim şu e, bir yere mermi doldurmak için <laughs> e, konuştuğum heykelden dolayı mı geliyor o kırmızı halleri yoksa en alt katta olduğumuz için direkt geliyorlar mı bilmiyorum ama. Onların daha sık gelmesini sağlayan bir şey var oyunda öyle yapabileceğiniz anlaşma. Benim yaptığım anlaşmamı bilmiyorum. Ve rastgele boss mu? Bunu ilk defa görüyorum. Hiç daha önce oyunda böyle bir şey görmedim. Ne yapıyor? Oo. O ne biçim bir saldırı ya? Canı yazmıyor bunun. Mini boss mu bu? Yani boss odasında değil. Normal odada herhalde mini boss. Ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim. O yüzden ilginç. Yeni şeyler görüyoruz oley. En azından ben. Çok değişik gidiyor attığı şeyler ya. Ne yapıyorsun? Çok hızlı. Ee, bu silahı bu yaratıkta harcamalı mıyım bilmiyorum. Çok müthiş bir silah çünkü bu ama. Buna ölmek de istemiyorum bir yandan. Devam etmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Uuu. Ölür müsün artık? Hareket ederken vuramıyorum galiba. Ya da bana öyle geldi. Çok boss'a dikkat etmiyorum. Daha çok kendime bakıyorum. Bana atılan şeyleri diyebilmek için. Uff. Mermim bitiyor artık. Lütfen. Uuu. Wow. İşte bu. Battle unlocked. Mermi çıktı, mis, harita çıktı, mis, anahtar ve sandık. Uuuuh! Explosive Decoy. Artık use item'ımız da var yani, süper. Ve haritamız da var, direkt nereye gideceğimizi biliyoruz ve çok yanlış yerlere dolaşmışız biz. Şimdi iki tane silah verebilirim aslında oradaki sandığa, yeni bir silah alabiliriz. O iyi bir alışveriş olur bizim için. Bir tane de sandığımız var. Şuraya direkt gitmeyeceğim. Gerek yok risk almaya ve direkt boss'a gitmeye çalışacağız. Tamam. O zaman rotamız belli. Buradan yukarı çıkacağız ve umarım ölmeden ulaşabileceğiz. Mermisi dolu bu silah ve bu silah mükemmel bir şey. Yani ulaşma olasılığımız gayet yüksek fakat aynı zamanda canım da az. Biraz önceki yaratıktan can çıkması beni çok daha mutlu ederdi ama en azından hiçbir şey çıkmadı gibi bir şey de olmadı. Mermi de iyidir derken bir tane hasar aldım bile. Evet artık son şansım bu. Bir canlı oyunun son boss'unu yenebilecek miyim? Hayır. Muhtemelen <laughs> hayır. Hiç sanmıyorum. O ne? Ne yapıyorsun sen yaratık? Tamam. Bitti. Yenildik. Boss'u bile göremedik. Ama iyiydi ne ya? Eskiden oynadıklarımıza göre çok iyiydi yani. En azından daha önce hiç görmediğim bir şeyler gördüm. Ve öncekilere kıyasla çok daha iyi oynadık. Ya da şansımız yaver gitti ya da her ikisi de. Her durumda iyiydi baya. Beğendim. <laughs> evet. Birazcık daha şansımız yaver gitseydi çok uzun bir süre hiç can çıkmadı çünkü. Belki daha fazla ilerleyebilirdim. Yine son bossu yenebileceğimi sanmıyorum o silahlarla ama. Yapılabilirdi. Tamam. O zaman izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki bölüm... Öncelikle o asansöre atacağız. Ondan sonra oyuna en baştan oynayacağız. En baştan oynamanın bize ne gibi yararları var? En baştan oynamayınca sağ üstte gördüğünüz para çıkmıyor. O para çıkmayınca yeni eşya açamıyorsunuz. Evet. Yani normalde bu ilerden başlama olayı sadece oyunda açma, açacağınız neredeyse her eşyayı açmışsınızdır. Artık direkt hızlıca geçmek istiyorum diyorsunuzdur. Bizim için böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Açmadığımız tonla eşya var buralarda. Yani bir dahaki sefere önce bir asansöre atacağım. Muhtemelen sardıracağım direkt asansörü açtığım yere kadar videoyu. Ondan sonra artık en baştan başlayarak oynayacağız. O katın asansörünü açtıktan sonra. Tamam? Tekrar teşekkürler ve bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.